Hidayete tabi olanlara selam olsun. Zalimlikte sınırı olmayan, kendisinin Rablik iddiasına inanmayanları kazıklara oturtan, kendince ölümden daha beter yapmak için insanların ellerini ayaklarını çaprazlama kesen, döneminin en büyük azgını Firavun'a Rabbimizin buyruğunu ulaştırmada hiç zaaf göstermeyen, azgın nankör İsrailoğullarını Hakk'a yönlendirme gayretinde çabalayan Musa ve kardeşi Harun'a selam olsun. Rabbimizin insanlığa yol göstermesi olan vahyini ulaştırmada gece gündüz demeden, açıktan veya gizli her türlü meşru yöntemi kullanarak yüzyıllar boyu vazgeçmeden mücadele eden Nuh'a ve onun gemisine binerek ona tabi olan bir avuç mümine selam olsun. Azer gibi müşrik bir atıya sahip olmasına rağmen her türlü dünyevi sonucu canı pahasına göze alıp feda etmek gerektiğinde sahip olduğu en değerli şey olan İsmail'ini kurban etmede tereddüt etmeyen İbrahim'e ve onun yolunu takip eden bütün muvahhidlere selam olsun. İffetin adamanın ve adanmanın ne demek olduğunu örnek yaşamlarıyla bize gösteren, kurban bilincine sahip olmanın anlamını yaşamlarıyla bize ifade eden İmran ailesinden Hanne ve Meryem'e selam olsun. Bugün ve geçmişte güç ve iktidarın şehvetine kapılıp bunu azgınlaşma vesilesi sayanlara inat, gücü ve iktidarı sadece kulluğa vesile yapan Yusuf, Davut, Süleyman ve onun takipçilerine selam olsun. Nesillere ve çağlara verdiği muhteşem tevhid mücadelesiyle Usvetül Hasene olan o kutlu elçiye ve onun takipçilerine de selam olsun. Tarihte ve bugün küfrün ve şirkin merkezinde olmayı kirlenme nedeni saymayan, temiz kalmayı zaman ve mekanla sınırlamayan tüm muvahhidlere selam olsun. Küfrü, zulmü, şirki, fıskı, günahı, fitneyi, cahiliyeyi sadece ve sadece tarihin tozlu raflarında değil, bugün de arayan zamanın sınavının bilincinde olanlara selam olsun. Geleceği ilahlaştırıp geçmişi putlaştırmayan, Allah'ı ve Allah'ın Resulünü Kur'an'ın bize tanıttığı biçimde ne ifrat ne de tefrite kaçmadan algılayan dengeli müminlere selam olsun. Mazlumlara, ezilenlere, fakirlere, gariplere, yetimlere, yolda kalmışlara, muhacirlere, ensara selam olsun. İnandık deyip geçmeyip inandıklarını yaşadıkları döneme şahit gösteren bütün şehitlere selam olsun. Ve şu anda bize evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında kulak veren tüm dost ve dinleyicilerimize selam olsun. Rabbimiz nasip etti, bir geçmişin aynası programıyla daha birlikteyiz. Amacımız, gayretimiz, çabamız Rabbimizi razı etmek. Günü ve dünü, dünün günümüze yansımalarını vahyin bak dediği yerden bakarak anlamlandırma çabamız, gayretimiz bu hafta da devam ediyor kıymetli dostlar. Her hafta olduğu gibi yine tarihin belli döneminde yaşanmış olayların günümüze nasıl aktarılması gerektiğiyle ilgili bir ajandamız var. Bu da tarihi referanslar. Her hafta içinde bulunduğumuz haftanın belli dönemlerinde yaşanmış tarihi olayları günümüze aksettirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da son haftalarda yoğun bir şekilde Türkiye gündemine de giren, aslında biz geçen yılda ifade etmiştik, geçen yılda anlatmıştık ama bu hafta bütün Türkiye'nin de gündemine giren bir olay olarak değerlendirildi. Kutul Amara, Amare Zaferi bugünkü konumuz olacak kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar, tarihin belli döneminde yaşananlar belli şekillerde günümüze yansımış. Tarihçiler belki bir şekilde üzerlerine düşen görevleri yaparak bunları kaydetmişler, bunları aksettirmişler ama resmi tarih ideolojisi belli zamanlarda belli olayları belli şekillerde aktarmayı alışkanlık haline getirdikleri için ve kendi bakış açılarına aykırı gördükleri olayları, kişileri, şahsiyetleri
tarihin akışını değiştirecek olaylar bile olsa görmezden gelmişler. Bunları gündem yapmamaya çalışmışlar ve bunlardan daha düşük yoğunluklu olayları çok ciddi bir olaymış gibi anlatmayı gelenek haline getirmişler. Olmayan bir şey olmuş gibi anlattıkları gibi olan bir şeyi de gizleyerek, saklayarak gündemden düşürmeyi amaç edinmişlerdir. Bu tarihin her döneminde resmi tarih bakış açısında olan bir şey. Bunu da çok fazla da yassımıyoruz ama hakikatin ortaya çıkması adına o günü yaşayan insanların tarihi bilinçle hareket ederek tarihteki olayları olduğu gibi anlamlandırma çabasına sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Bugün ülkemizde bu iyi bir noktaya geldiğini de ifade etmek lazım. Şimdi belli noktalarda, belli durumlarda siyasi erki eleştirdiğimiz gibi doğru gördüğümüz, olumlu gördüğümüz her şeyde ifade etmek zorundayız. Bu Müslümanın şahsiyetinde ve Müslümanın Rabbimizin emrettiği şekilde ifade edilmesi gereken hakikatlerdir. Bugün eğer ülkenin en yetkili kişisi biz 1919'dan sonra sadece 1919'dan sonrasını gören tarihi reddediyoruz diyebiliyorsa bu olumlu bir şeydir ve tarihimizi istenildiği şekilde değil de olduğu şekilde algılamak, anlamak adına bize güzel kazanımlar sağlayabilecek bir gelişmedir. O anlamda da bu bakış açısının gerçek anlamıyla iyi bir bakış açısı olduğunu ve tarihimizin 1919'la başlamadığının artık anlaşılması gerektiğini görmemiz gerekiyor ve bu doğrultuda da hepimizin harekete geçmesi ve tarihimizden haberdar olmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak işte geçmişini bilmeyenin geleceğini inşa etmesinin imkansız olduğu hakikatinden hareket edersek imkansız bir gelecekte karşı karşıya kalırız. Bugün en büyük sorunumuz geçmişimizin bilinmemesidir. Geçmişimizin gereği gibi takdir edilmemesidir. Gereği gibi ifade edilmemesidir. Bu konuda da hepimize düşen sorumluluklar vardır. Belki bugüne kadar adının bile duyulduğu meçhul olan bir şeyin bugün gündem olması da o anlamda olumlu bir gelişmedir. Peki Kutulamare zaferi neden unutturuldu? Bugün Kutulamare ile ilgili elimizdeki dokümanları tarihi verilerden de yararlanarak siz kıymetli dostlarımızla paylaşacağız. Unutturulan bir zaferin, unutturulan bir savaşın nasıl gerçekleştiğini ve neden unutturulduğunu bugün enine boyuna sizinle hemhal edeceğiz inşallah. Bu konuda Derin Tarih Dergisi'nin Nisan 2016 sayısı bizim yararlandığımız kaynaklardan birisi olacak inşallah. Buradaki tarihçilerin ve yazarların tespit ettiği tarihi hakikatleri sizlerle paylaşacağız. Tabii Kutulamara'nın es geçirmesinin arkasında yatan en büyük nedenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz kıymetli dostlar. En büyük neden Cumhuriyet'in ilk yöneticilerinin özellikle 1. Meclis'ten sonra Cumhuriyet'i kuran ideolojinin ve bunu kendilerine bayrak yapan kişilerin Cumhuriyet'i başka daha önceki güç odaklarına kaptırmama telaşı olarak değerlendirilebilir. Bu da bildiğiniz gibi Enver Paşa ve Enver Paşa'nın ekibi olarak değerlendirilebilir. Enver Paşa'ya ait olabilme ihtimali, onun tarafına yazılma ihtimali olan her şeyin göz ardı edilmesi, silinmesi, yok sayılması, yok kabul edilmesi ve bunun tersi istikametinde de o günkü Cumhuriyet elitlerine ait olan yeni kahramanlıklar varsa ortaya çıkarılması, yoksa oluşturulması amacına dönük bir resmi tarih ideolojisi oluşturuldu bugüne kadar. İşte bu ideolojide hiç olmadığı halde işte mesela İsmet İnönü'ye yüksek payeler verildi. Oluşturulan zaferler onun adına yazıldı. Ve bugün hiç hak etmediği bir noktada değerlendirilebilir bir pozisyona geldi. Aynı şekilde de işte Halil Kutpaşa'nın Enver Paşa'nın akrabası olması neticesinde
ona bir artı olacağı düşüncesiyle çok büyük bir zafer olmasına rağmen Kutul Amare zaferi es geçildi, görülmedi, gündemden düşürüldü, yok sayıldı. Tabii Mustafa Armağan bu konuda gerçekten de bugün eğer gündem haline getirildiyse bu onun etkisini inkar etmemek gerekiyor. Onun tespitleriyle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz-Amerikan yörüngesine girdiğimiz 1945-1946'lar Türkiye açısından keskin bir kırılma noktası. O günlerde İngiltere'nin propaganda amacıyla dağıttığı Cephe dergisinin Nisan 46 tarihli kapağı manşette muavenet muhribi donanmaya katıldı. İngiltere 2. Dünya Savaşı'ndan önce sipariş ettiğimiz, muhtemelen parasını da ödediğimiz muhriplerimizden birini kullanıp eskittikten sonra törenle teslim ediyordu. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'ndan önce sipariş ettiğimiz iki zırhlımıza el koyduğu gibi gasp alışkanlığını devam ettirmiş ve yapımı bittiği halde muhriplerimizi teslim etmemiş, şimdi savaşı kazandıktan sonra teslim ediyordu. Bu Türkiye'nin İngiliz hakimiyetine geçişinin töreni de sayılabilirdi. Nitekim ardından İngilizcenin yaygınlaştırılmasının yanı sıra silahlı kuvvetlerimizde Amerikan ortak restorasyonu İngiltere tarafından gerçekleşecekti. İşte tam bu sıralarda ordumuzda 1916 yılından beri devam ede gelen bir tören de sessiz sedasız kaldırılıyordu. İşte Kut zaferi olarak sadece ordu çevresinde kutlanan, Cumhuriyet ideolojisiyle çok uyuşmadığı için Cumhuriyet yeni yöneticileri tarafından özellikle göz ardı edilen ama orduda kutlanmasına da ses çıkarılmayan, sadece lokal olarak orduda kutlanan bir zaferin nasıl 1950'lere 46'lı yıllarda nasıl kaldırıldığını anlamamıza dönük bir bilgi bu. O tarihe kadar Türk ordusunda her yıl Kut günü kutlamaları yapılır. O gün İngiltere'yi tarihinde uğrattığı en utanç verici yenilgi olan Kutul Amare zaferinde nasıl da yendiğimiz anlatılır. Günün mana ve önemi üzerinde heyecanla durulurdu. Ancak devir değişmişti. Artık İngilizleri kızdırmaya gelmezdi. Nitekim bizi savaşa sokma çabalarına karşı ben Mehmetçi'yi diri diri fırına attırmam diye direnen Mareşal Fevzi Çakmak bile Londra'nın baskısıyla İnönü tarafından görevinden alınıp emekliye sevk edilmişti. Yani işin şakası yoktu. Devir artık İngiliz hakimiyetine girme devriydi. O günden itibaren de İngilizce de yaygınlaştı. Bugün İngilizce Türkiye'de Türkçeden sonraki en aktif dil olarak değerlendiriliyorsa bunda onun etkisi vardı. İşte Kutul Amare zaferi askeriye gibi dar bir çevrede bile olsa coşkuyla kutlanırken böyle böyle unutuldu ve zaferin bugün 100. yılında yeni yeni hatırlanır gibi oldu. Velhasıl Türkiye'ye gerçekten tarihiyle barışacaksa bu Kut zaferinin de bir şekilde artık gündem haline gelmesi gerekmekte. 1935 yılında liseler için yazdırılan tarih kitaplarının 3. cildinde Kutul Amare zaferi 3 satırda geçiştirilir. YÖK'ün tam 8 akademisyene yazdırdığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi adlı kitabıysa ister inanın ister inanmayın diyor, 5 kelimelik değeri bile yoktur Kut zaferinin. Neden? Savaşı Mustafa Kemal Paşa veya çevresinden biri değil de tarihten silinmek istenen Enver Paşa'nın amcası Halil Kut Paşa kazanmıştır da ondandır diyor Mustafa Armağan. Tarih 3 adlı kitapta da zaten 3000 silahlı Türk, 12.000 kişilik bir İngiliz kuvvetini esir aldı denilmekte. Zaferin kahramanına karşı görülmemiş bir kelime cimriliği yapılmakta. Aynı kitapta Kazım Karabekir Kars'ı aldığında Mehmetçik aldı denilmesi de o günlerde kuraldı zaten. İnönü ise kazanmadığı savaşın dahi kahramanı ilan edilebilmekteydi. Çünkü resmi tarih bunun böyle olmasını münasip görmüştü, uygun görmüştü. Tarihin üzerindeki resmi tarih baskısını kaldırmadığımızda tarihin her döneminde de
veya hiçbir dönemindeki gerçekleri doğru düzgün algılama şansına sahip değiliz. Bugün biz İslam'ın üzerindeki Emevilerin oluşturduğu o korkunç örümcek ağlarını temizlemeden nasıl İslam'ı algılayamıyorsak, bugün hala Emevilerin kurmuş olduğu o dönemdeki baskının ve o dönemdeki algının bugün gerçek dinmiş gibi algılanmasını algılayamıyorsak, Cumhuriyet dönemindeki o ilk dönem baskılarının ve resmi tarih ideolojisinin perdeleri kaldırılmadan, onların gerçeklerin üzerindeki sis perdeleri kaldırılmadan da gerçeklerin algılanması çok mümkün gözükmüyor. Tabii ki özetle Kutul Emare Zaferi öksüz girdiği Cumhuriyet döneminde 1945'e kadar dar bir çerçevede de olsa kutlanmış ama sonradan İngilizlerle iyi ilişkiler uğruna unutulmuş, mezarlığındaki diğer kahramanlarımız gibi yerine, o mezarlıktaki yerine terk edilmişti. 29 Nisan 1916 günü Kutul Emare'ye sıkışmış bulunan General Townsend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz tümeni 143 günlük bir kuşatmadan sonra Osmanlı kuvvetlerine kayıtsız şartsız teslim oluyordu. Bu majestelerinin ordusunun o zamana kadar uğramış olduğu en büyük yüz karasıydı. General Townsend tıpkı 2 asır önce Deli Petro'nun baltacı Mehmet Paşa tarafından Prut Nehri bataklığına sıkıştırıldığı gibi Dicle Nehri'nin 3 tarafı suyla çevrili bir kıstağına sıkıştırılmıştı. Üstelik önünde aşama aşama sıralanan İngiliz ve Osmanlı siperleri huruç yapmayı imkansızlaştırmıştı. Açlıktan günde 8 İngiliz, 28 Hindu askeri ölüyordu. Gıda yardımı getiren uçaklar ise çuvalları İngiliz siperlerine atıyor ama Dicle Nehri'ndeki balıklara güzel bir ziyafet çekiyorlardı. Açlıktan atlarını kesip yemeye başlamıştı İngilizler. Ancak Hintli askerlerini at eti yemeye bir türlü razı edemiyorlardı. Bir kısmı Müslüman, diğerleri Sih mezhebindeydiler. Bu hayvanların etini yemektense ölürüz diyorlardı. Bunun üzerine Townsend radyo aracılığıyla o askerlerin Hindistan'daki dini reisleriyle görüştü. At etinin kuşatma eti olarak yenilebileceğine dair fetva istedi. Güç bela geldi fetva ama yine de isteksiz yiyorlar. Bu yüzden patır patır yere düşerek ölüyorlardı. İki tümen yardımına geliyor deniliyordu ama Mehmetçik önünde bir türlü ilerleyemiyorlardı. Ümitler tükenmiş, erzak tükenmiş, takat tükenmişti. Nöbet değiştirirken bile düşüp ölenlere rastlanıyordu. Öte yandan Türklerin de kuşatmayı kaldırmaya niyetleri hiç mi hiç yoktu. Zayiatları ağırdı. 30 bin asker savaş dışı kalmıştı. Elinde kala kala 13 bin aç askeri kalmıştı generalin. Hastalıklar almış yürümüştü. Sonunda teslim olmaya karar verdi. İlginçtir, Townsend Mezopotamya Seferim adlı hatıratında kendisini Plevne'deki Gazi Osman Paşa ile kıyaslıyordu. 26 Nisan günü Halil Paşa ile buluştu. Yedekte tek bir peksimet yoktu diye yazdı defterine. Kayıtsız şartsız teslim olmalarında ısrar ediyordu Halil Paşa. Hatıratında açıklamaktan utandığı teslim şartlarında neler olduğunu 2 gün sonra yazdığı bir mektupta şöyle dile getirmişti. 40 topunu sağlam olarak Osmanlı'ya teslim etmek ve ordusuyla birlikte serbest bırakılması karşılığında tam 1 milyon sterlin ödemek. Tabii ki bu zaferi satma teklifi Osmanlı tarafından kabul görmeyecekti. İngilizler bu onursuzluğu yaşamamak için çırpınıyorlardı ama nafile. Nihayet 29 Nisan günü toplarını tesis teçhizatım dahil mühimmat vesaire bütün tesisatımı tahrip ettim diyor ve şöyle devam ediyordu. Kariyerine kahraman olarak başlayan ama Kutul Emare yenilgisi yüzünden unutulup giden General Townsend. Halil Paşa beni ziyaret etti. Ona kılıcımla tabancalarımı teslim ettim. Almayı reddetti. Bunlar şimdiye kadar sizindi. Bundan sonra da öyle olacak dedi. Teslim olmuştu general.
şerefli bir misafir gibi önce Hebele Adağı, sonra Büyük Adada ağırlandı. Hatta yanındaki köpeğini cephede unutmuştu. İstedi, köpeği özel bir kurye ile kendisine ulaştırıldı. Esir askerleri ise çölde uzun ve çetin bir yolculuğa çıkacaklardı. Aldığımız esirlerden esirlerin tam listesi şöyle: 5 general, 272 İngiliz, 204 Hint subayı, toplam 476 subay, 2592'si İngiliz, 6955'i Hint, toplam 9500 er, silahsız 3248 kişi, toplam 13309 esir. Bunların 1306'sı hasta ve yaralı. Yenilginin üzeri örtülecek gibi değildi. İngilizler savaşın ortasında utanç verici bir şekilde armut gibi teslim olmuşlardı Türklere. Yoksa Çanakkale'nin artçı depremleri mi geliyor, paniğinin savaş bakanlığının bacasını sarmış olduğunu tahmin edebilirsiniz. Nitekim Londra'da da bir soruşturma komisyonu kurulacak, yenilginin sorumlusu araştırılacaktı. Tarihlerindeki en utandırıcı sahneyi yaşayan İngilizler ertesi yıl Bağdat'ı almalarına rağmen bu uğursuz günü unutmadılar ve hakkında onlarca kitap yazdılar. Bizde ise maalesef bununla ilgili çok ciddi bir araştırmanın olmadığını da söylemek lazım. Şimdi anlamış olmamız gerekiyor, neden İngilizlerin 1945'e kadar kutlanan Kut Zaferi'ni artık Türkiye'de kutlamayın demelerinin arkasında yatan sebebin ne olduğunu. İngiliz İmparatorluğu'nun bildiğiniz bir ismi vardı, biliyorsunuz kıymetli dostlar. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk, tarihinde böyle bir kahredici yenilgiye herhalde uğramamıştır. Bundan dolayı da yani yaklaşık 15 bin kişilik bir İngiliz tümeninin her şeyiyle beraber Osmanlı ordusuna teslim edilmesi, teslim olmaları ve bu şekilde İngilizler için gerçek bir utanç kaynağı ve bir meydan savaşında bu kadar büyük bir askeri ve diğer teçhizatları bu şekilde teslim edebilmeleri onlar açısından gerçek anlamıyla bir utançtı. Bunun gündem yapılmaması da bizim açımızdan ciddi bir utançtı. Bunun üzerine de durmak gerekiyor. Neden bu gündem yapılmadı? Neden insanımız bu kadar önemli bir zafer kazandığımız halde bu gündem haline getirilmedi? O kadar gereksiz günlerin kutlandığı belli şehirlere, belli noktalarda şehre girişlerin, çıkışların kutlandığı, harekete geçişlerin kutlandığı bir dönemde bu kadar dünya çapında büyük travmalara yol açmış bir zaferin kutlanmaması da bizim resmi ideolojinin, resmi tarih ideolojisinin bize sağlamış olduğu bir acı olsa gerek. Zaferi kazanan biziz ama onu kutlamayansa yine, onu gündem yapmayansa yine biziz. Bu üzerinde ciddi anlamda düşünmemiz gereken bir hakikat olarak durmakta. Tabii bizim bakış açımızda tabii nihayetinde Kutulamare zaferi kazanıldı ama İngilizler belli bir zaman sonra Bağdat'ı aldılar. Tıpkı Çanakkale zaferi kazanıldı ama ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a girdiler. Bu da bizim o günkü yöneticilerimizin yapmış oldukları hataların bir sonucu olsa gerek. Yenilmiş olmak demek düşmanın rengine bürünmüş olmak demekti. Biz maalesef asıl yenilginin düşmanı her haliyle taklit etme, onun her boyutuyla hayatımıza hakim kılınması olarak değerlendirdiğimizde biz aslında savaşı kaybettik. Bütün değerlerimizi, bütün bize ait olan her şeyi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da dememek lazım, Osmanlı'nın kendini güçsüz hissetmeye başladığı, Batı'dan bir takım şeyleri almamız gerektiğini düşündüğü
andan itibaren bunu belki çok da 1700'lü yıllara kadar düşürebiliriz. En güçlü olduğumuz andan itibaren düşüşe geçtiğimiz an olarak değerlendirmemiz lazım. O andan itibaren Osmanlılar aslında kendini kaybetmişti, kendi değerini bitirmişti. Çünkü düşmanın, Avrupa'nın kendinin önünde olduğuna inandığı andan itibaren bir takım reformlara, yeniliklere ihtiyacı olduğunu düşündüğü andan itibaren kaybetmişti. O aşamadan itibaren de zaten aşama aşama kendimizi taklit ideolojisine teslim ettik ve taklitin en son noktada bizi getirdiği nokta dünyanın tek hakim gücü iken bugün dünyada belki yine yerimiz var, belki yine belli bir gücümüz var ama ilk sırada değiliz, ikinci sırada değiliz, 10. sırada değiliz, belki 20'lerde bir yerlerde maddi bir güç olarak değerlendirdiğimizde o noktalarda bir yerdeyiz. İslam dünyasının başsız kaldığı, kendini kaybettiği bir pozisyondayız ve bu pozisyonu sağlayan da hepimizin anlaması, artık kavraması gerektiği gibi kendimizi, medeniyetimizi Batı'nın medeniyeti karşısında yetersiz görmeye başladığımız an. Bu düşünce bizi bugün tam da bu noktaya getirdi ve bu düşüncenin arkasında oluşturulan bütün tarihi olayları teker teker okuduğumuzda da bu düşüncenin bir yansıması, bunun belli noktalardaki başlıkları olarak değerlendirilebilir. Ama asıl düşünce bizim mağlubiyet ideolojisine, Batı'nın, Batı paradigmasının bizim aydınımızın zihninde gerçek hakikat olarak değerlendirilmeye başladığı an. İşte o andan itibaren artık aşama aşama gerileyiş süreci başladı ve en sonda bulunduğumuz İslam dünyasının bugün işin içinden çıkılmaz hale geldiği noktaya geldik. Kutulamare zaferinin kazanıldığı yer Irak'tı bugün. Ama bugün o zaferi taçlandırması gereken Müslümanların içine düştüğü durum, bugünkü Halep'e baktığımızda çok da iyi bir pozisyonda olmadığımızı gösteriyor. O gün zaferi kazandık ama bugün Halep'te cuma namazının kılınmasının bile mümkün olmadığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bu zaferi anlayalım, bu zaferi yaşayalım, bu zaferi gündem yapalım ama bugünkü yenilgiyi nereye koyalım? Bugünkü yenilgiyi gündem yapmayalım mı? Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bugün Halep'te Müslümanlar oluk oluk kanlarını akıtmakta ise cuma namazının kılınmasını gerektirecek güvenlik tedbirleri bile yoksa, insanların can güvenliği bile yoksa ve alimler, oranın dini bilginleri burada artık cuma namazı kılınmaz diyecek hale gelmişlerse, bunun hesabı hepimizin üzerindedir ve bunu hepimiz gündem yapmak zorundayız. Kutul Emare'yi 100. yılda analım ama bugünkü rezil durumumuzda hatırlayalım. Bunun için bir takım çalışmalar, aktiviteler yapalım. Orayı kurtarmak, İslam coğrafyasının kurtuluşunu müjdeleyen adımları atmak zorunda olduğumuzu bilelim. Bu bize de düşen bir sorumluluk. Sadece devletlerin başlarındaki insanlara atılarak kendimizi temize çıkarabileceğimiz bir durum değil. Değerlerimize topyekun sarılarak ancak sağlanabilecek bir zaferden bahsediyorum. Hepimiz bireysel olarak yaptığımız hatalardan, işlediğimiz günahlardan, değersiz gördüğümüz değerlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı biliyoruz ve buna sarıldığımız ölçüde aşama aşama toplumsal sünnetullah gerçekleşecek ve inşallah en azından kendi coğrafyalarımızda dinimizin emrettiği hakimiyet alanlarına sahip olur hale geleceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim, inşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Esas
Bec rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz şama. Şafak sökerken biz mücahidiz, onun yolunda onun eliyiz. Gönlümüz imanla yanıyor bizim, Allah'tan geldik hep ona döneriz. Esrafet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Ebu Haysem'e hoş bahçesinde, tek başınadır nefsine köle. Nefsini kınadı düştü yollara, yetişti Allah'ın askerlerine. Esrafet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Allah yolunda cihad edenler, her adımda şehadeti özlerler. Yol ırak deyip sıcaktan kaçanlar, er ya da geç bir gün pişman olurlar. Esrafet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Ya Rab sen bizi doğruya ile, Tebuk'ta zafer ver, yolda da kuvvet. Cihad emredildi, ne duruyorsun? Haydi Müslüman, durma cihade. Esrafet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Esrafet rüzgarı es üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bellidir yolumuz Şam'a. Evet kıymetli dostlar, Kutulamara Zaferi'ni konu aldığımız Geçmişin Aynası programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Kutulamara Zaferi'ni anlamak, kavramak ve bugünlerde yaşadığımız Orta Doğu coğrafyasında, bizim coğrafyamızda, İslam coğrafyalarında yaşanan zilleti tekrar tekrar yaşamamak ve bu zilletin artık bir son bulması gerektiğini anlamak için eskilerden, geçmişten ibretler almalı ve o gün yaşananları algılayarak günümüze aksettirme gereğinden bahsediyoruz ve bu zaferi tabii ki görelim, bu zaferi gündem yapalım. Bugün, bu yıl belki gündem oldu, bütün hatta kendini Batı'nın sistemine adapte etmiş, Batı paradigmasıyla düşünen insanların gündeminde bunun bu kadar gündem edilmesinin arkasında bazı bit yenikleri arama ihtiyacını onlar açısından değerlendirdiğimizde anlamaya çalışıyoruz. Onlar kendi değerlerinin kaybolduğunu, çünkü Batı paradigmasından kopuşun kendileri için yok oluş olduğunu düşünebilirler ama biz de tam değişik bir bakış, tam tersi bir bakış açısına sahip olmalıyız. Eğer kendi bakış açımız, kendi paradigmamız doğrultusunda hareket etmezsek yok oluşumuzun resmi olacak durumumuz. Onun için bu geçmişin bir an önce doğru şekilde, olduğu şekilde aksettirilmesi geleceğimizi koruma açısından bize ciddi kazançlar sağlayacaktır. Bugün İngilizlerin zoruyla ve de Cumhuriyet ideolojisinin önündeki insanların, hoşlanmadığı insanlarla akraba olan insanların gündemde olması dolayısıyla gündem edilmemeye çalışılan Kut Zaferi ve buna benzer bazı işte Kazım Karabekir'in, Fevzi Çakmak'ın rollerinin göz ardı edilmesi ve Cumhuriyet döneminde gerçekten de yararlılığı olmuş insanların belli bir zaman sonra hain damgası vurularak belli coğrafyalara sürgün edilmeleri,
üzerinde de durmamız gerekiyor. Bunları da kendi açımızdan gündem yapmamız gerekiyor. Ama bugün bu iyi bir şey. Yani Kutul Amare'nin gündem haline getirilmesi, biz geçen yılki bu tarihteki programımızda da bu konuyu siz kıymetli dostlarımızla paylaşmıştık ama bu sene bütün Türkiye'de gündem edilmesi, gençlerimizin, okumuşlarımızın, okumamışlarımızın, aydınlarımızın, aydın olmayanlarımızın, halkımızın bundan haberdar olması, çocuklarımızın okullarda, gençlerimizin bulundukları okullarda bir kutlamayla da olsa bunun gündem haline getirilmesi, tarihe güzel ve olduğu gibi bakma imkanı sağlayacağı için olumlu bir gelişme. Bunu özellikle not etmek gerekiyor. Tabii 7 Aralık 1915 günü başlayıp 29 Nisan 1916 tarihinde sona eren bu Kutul Amare muharebeleri Osmanlı ordusunun son derece güç şartlarda çeşitli imkansızlıklara rağmen yüksek disiplin, sevk ve idare altında kazandığı gerçekten de çok müthiş ve müstesna bir zaferdir. Zaferin hakkını teslim etmek hepimizin boynunun borcudur. Her ne kadar daha sonra Bağdat ele geçirmiş olsa da orada onlara bu yüz kızartıcı yenilgiyi tattıran insanları bugün hayırla yad etmek hepimizin borcudur. 25 Nisan 1916 günü İngiltere'nin yenildiği artık netleştiğinde Savaş Bakanı Kişener Türklerle müzakerele başlanması için beklenen talimatı vermiş. Ertesi gün sağlanan ateşkesi mütakip Townsend ile Halil Paşa teslim şartlarını konuşmaya başlamışlardır. İngiltere geri kalan 13 bin civarındaki askerinin esir alınmaması için gizli tutunmak kaydıyla 2 milyon sterlin vermeyi teklif etmiş. Teklifin arz edildiği Enver Paşa bunun kabul edilemeyeceğini bildirince Townsend teslim olmuştur. İngiliz tarihçi James Morris, Kutul Amare yenilgisini İngiltere'nin askeri tarihindeki en sefilane teslimiyet olarak tanımlamıştır. Kendileri daha önceki komutanların yerine geçmiş olan Laka ve Gorgringre'de görevlerinden alınmışlardır. Yeni atanan komutan General Maude, orduyu derleyip topladıktan sonra Bağdat'a doğru ilerleyişe geçmiş ve şehir Kut yenilgisinden bir sene sonra 11 Mart 1917 günü Maude kuvvetlerinin eline geçmiştir. Fakat bu İngiltere'nin müttefiği Çarlık Rusya'nın artık savaştan düşmeye başladığı geç bir tarihtir. Rusya'da Ekim devriminin en gür ses habercisi Mart devrimi olmuş. 1480 yılından beri hep Çarlık olmuş Rusya'da Çar 2. Nikola yerine kimseyi göstermeden 12 Mart 17 günü tahttan feragat etmiş. Geçen 100 yıl başındaki dünya siyaseti artık kimsenin beklemediği çok büyük köklü değişikliklere de bu tarihten sonra sahne olmuştu. Sonuçta İngiltere'nin Dicle hattındaki varlığının anahtarı olarak gördüğü Kut'taki yenilgiye ilişkin oluşturulmuş İngiliz görüşü cesur insanlar ve değerli askeri malzemenin yok yere israf edilmesine yol açmış. Mantığı ne o tarihte izah edilebilmiş ne de sonradan kimsenin savunabildiği lüzumsuz bir harekat şeklinde resmi tarihteki yerini almıştır. Peki bu olayın gerçekleşmesi nasıl oldu? Yani bir bütün dünyada dünya hakimiyetine soyunmuş, bugünün en güçlü süper devletler olarak değerlendirilen İngiltere'nin böyle çok vahim bir hataya nasıl düşmüştüm? Olayın biraz daha tarihi veçesine de bakmakta fayda var. Tarih gerçi zamanlar, tarihi bilgiler sıkıntılıdır. Öğrenmek, ifade etmek, anlatmak insanı sıkar ama gerçeklerin bu anlamda da değerlendirilmesinin önemi var. Tabii bu konuyu yaparken yine bizim Derin Tarih Dergisi'ndeki Edward Erickson'un makalesinden yararlanarak bir batılı adamın bakış açısıyla da ifade etmekte fayda var. Onun makalesinden paylaşımlar yaparak siz kıymetli dostlara olayın nasıl gerçekleştiğini kısaca ifade etmekte fayda var. 1915 yılının Şubat ve Mart aylarında Mezopotamya'da Türkler ve Hint ordusu arasında birkaç küçük çaplı çarpışma oldu. Fakat hiçbiri kesin zafer kazanmaya yetmedi. Hint ordusunun aşağı Fırat ve Dicle'yi fazla çaba sarf etmeden ele geçirdiğini öğrenince alarma geçen Türkler
Hintlileri nehrin aşağısına püskürtmek için taarruz harekatı planları yapmaya başladılar. Türk bölgesi komutanı Yarbay Süleyman askeri İngiltere'nin Basra'daki mevzilerine seyyar akınlar düzenlemeye karar verdi. Böylelikle Kurna'da İngiliz ana merkezlerinden kurtulmayı ve sayı bakımından bölgede üstünlük sağlamayı umuyordu. Bir İngiliz süvari tugayı şehre güneyden yaklaşmak için kilit noktada bulunan Şuaybiye kasabasını ele geçirdi. Süleyman askeri 1915 Nisan'ı başında ilerlemeye başladı. Fakat bu arada savunmalarını güçlendirmekle uğraşan İngiliz tarafından tespit edildi. 12 Nisan sabahı Türkler Şuaybiye'de tahkim edilmiş ordugaha 12 sahra topundan açtıkları kısa süreli ateşle saldırdılar. Hemen ardından Türk piyadeleri taarruza geçtiler ama başarısız oldular. O gün ve ertesi gün boyunca saldırılara devam ettiler. İngiliz süvari birliğinin yaptığı ani akın Süleyman askerinin kanatlarını tehdit edince o da saldırılarını durdurdu. Taarruza başlarken idaresinde olan 4000 askerin 3'te 1'ini kaybetmiş ve geri kalanların kuzeye kaçmasına engel olamamıştı. İngilizler vakit kaybetmeden Türk mevzilerinin üzerine yürüdüler. Osmanlı ordusuna gönülsüzce alınan pek çok Arap asker topluca teslim olurken İngilizler de Türk siperlerinin ileri hattını ele geçirdiler. Ama askerinin hatlarını yarıp geçmeyi başaramadılar. 3 gün zarfında 2000 Arap aşiret mensubu dahil Türklerin 6000 askeri öldü ya da yaralandı. Ayrıca 700'den fazla esiri nehrin 140 kilometre yukarısındaki Hamisiye'ye çekilmeye zorlarken kaybettiler. Savaşta yaralanmış, artık kısmen yatağa bağlı kalmış bahtsız Süleyman askeri kurmay subalarını topladı. Osmanlı ordusunda meşhur bir adeta efsanevi bir çete lideri olmuştu. Yenilgi yüzünden bunalıma girdi ve daha fazla küçük düşmemek için silahıyla kendini vurdu ve bunun bir yenilgi olduğunu ve yenilginin sorumlusunun kendi olduğunu düşünerek bu şekilde hayatına son verdi. Resmi Türk savaş tarihi askerinin intihar ettiğini ifade eder ama detaylarını açıklamaz. Tarihi kaynaklar onun piyade alayında yüksek oranda Arap askeri olmasından ve bu askerlerin disiplinleriyle savaşçı ruhlarından kaygı duyduğuna dikkat çeker. Askerinin intihar ettiği gün Türkler için sıkıntılı bir gündü. Mezopotamya'da komutanlık görevi geçici olarak Mehmet Fazıl Paşa'ya verildi. Neyse ki Genelkurmay 35. Tümen gibi kuvvetleri Mezopotamya'ya geri gönderdiği için bölgedeki Türk kuvvetleri kendilerini yenileyebilecek takviye güce kavuşacaklardı. Her ne kadar 35. Tümen o sırada eksik ve yetersiz olsa da 15 yılı dolana kadar gücünü büyük ölçüde toparlayacaktı. Mezopotamya'da hiç ummadan elde ettikleri başarıya çok güvenen Hindistan Dairesi, İngilizlerin Hindistan Dairesi ve Hint Ordusu Genelkurmayı 1915 Nisan'ın sonlarında Fırat üzerinden Ammare Limanı'na ve Dicle üzerinden de Nasiriye'ye doğru ilerlemeye karar verdiler. Küçük bir İngiliz ordusunda komuta edecek olan General Charles Townsend Kurna'ya vardı. Oraya geldiğinde mevsimlik su taşkınlarının sebep olduğu hasarları görünce küçük kuvvetiyle Dicle'nin yukarısına doğru ilerlemeye karar verdi ve hemen Ammare'yi ele geçirdi. Türkler bu ilerleyişe sırlı nehir gemilerinden oluşan küçük bir filoyla karşı koymaya çalıştılar. Haziran ayında mevsimlik taşkın sona erince Townsend Nasiriye'yi ele geçirdi. Hint ordusunun 12. tümeni sefere destek olmak için geldi. Fakat Townsend 12. tümeni ikmal malzemelerinin nehir boyunca nakliyesini yapmakla görevlendirdi. Gelibolu seferindeki mağlubiyetin yol açtığı siyasi sonuçlarından canları sıkılan Britanya Harbiye Bakanlığı ve Hindistan Dairesi Mezopotamya'daki başarıları büyük dikkatle takibe başladılar. Londra, Townsend'in ne kadar çok asker açığı olduğunu bildiği halde Bağdat'a doğru daha fazla ilerlemesi için zorlamaya başladı. Osmanlı kuvvetlerinin Fırat üzerinde güçlü bir tahkimat yapması üzerine Townsend, Kutulamare'de Dicle'nin yukarısına doğru çıkmak için hazırlıklara başladı. Kutulamare'de Townsend'in karşısına 32. tümenden geriye kalan 5 piyade taburundan oluşmuş az sayıda silahlı bir grup çıktı. Osmanlı'nın Mezopotamya'daki zayıf mevkii yeni ve girişken komutan Nurettin'in
bölgeye gelip savunmayı tekrar dinamik hale getirmesiyle iyileşmeye başladı. Üstelik çok iyi yetişmiş takviye kuvvetleri de yavaş yavaş Mezopotamya'ya doğru yola çıkıyorlardı. Burada Nurettin Paşa'nın gerçek anlamıyla Kutulamara zaferini hazırlayan kişilerden birisi olduğunu da belirtmekte fayda var kıymetli dostlar. Çünkü tarihte bazen kendileri büyük işler başaran insanların tarihteki isimlerinin bile zikredilmediği bir bakış açısına sahip kişiler tarafından yazıldığı bir dönemi yaşadığımız için resmi tarihte dile getirilmeyenlerden birisi de işte bu Nurettin Paşa ki asıl Kutulamara zaferini hazırlayan onun daha önce yapmış olduğu çalışmalar ve hazırlıklar bu Nurettin Paşa'nın lakabı da Sakallı Nurettin Paşa diye geçtiğini de not etmekte fayda var. Tabii İstanbul'da 1. Orduya bağlı bir yurt dışı sefer kuvveti olarak kurulan 51. Tümen'e de Kafkaslar'dan Mezopotamya'ya gitme emri verildi. 51. Tümen'in kardeşi 52. Tümen'de kısa bir süre sonra onu takip edecekti. Nurettin Paşa Bağdat'taki 45. Tümen'e 5000 jandarma ve sınır muhafızı ekleyerek kadro eksiğini ciddi anlamda tamamladı. Fakat bu tümenler aylardır muharebe hazırlığı yapmamıştı. Bu arada Nurettin Paşa 65 ve 38. Tümenlerin geride kalanlarını idare etmek zorundaydı. Her iki tümende 4000'den daha az piyade askerinden oluşmaktaydı. Nurettin Paşa yenilenen İngiliz saldırısıyla başa çıkabilecek durumda olan etkin kuvveti 7000 askerden müteşekkildi ve çok sayıda suvari ve topla desteklemekteydi. Ilıman ve kuru bir havadan sonbahar seferi başlarken Townsend 1 Eylül 15'te harekete geçti. 26 Eylül'e kadar Kutulamara limanına neredeyse varmıştı. Türkler Townsend'in nereden saldıracağından emin olmadıkları için 35. Tümen'in nehrin sağ kıyısındaki 38. Tümen'de nehrin sol kıyısındaki savunma mevzilerine yerleştirdiler. Türklerin 4 taburu az miktarda süvarisi çoğunluğu o bölgeden toplanmış pek de şevkli olmayan Araplardan oluşan küçük bir ihtiyat kuvveti ve toplam 38 adet topu vardı. Townsend'in orduyu bir gece yürüyüşüyle iyice yaklaştı. Ve 28 Eylül 15 sabahı Osmanlı savunma hatlarına saldırdı. Öğle vaktine kadar Townsend Osmanlı hatlarını delip geçmekle kalmadı. Kuzeyde arkalarına da sarktı. Bunun üzerine Nurettin Paşa küçücük ihtiyat kuvvetini görevlendirdi. Fakat bu kuvvet de mağlup olunca hava karardığında ordu geri çekildi. Townsend 5 Ekim'e kadar Nurettin Paşa'yı takip etti ve Azizye'ye kadar geldi. Nurettin Paşa yaklaşık 4000 asker ve silahlarının 3'te 1'ini kaybederken Townsend az bir kayıpla büyük bir başarı kazanmıştı. 1. Kut Savaşı dillere destan bir İngiliz zaferi oldu böylece ve bu o günkü İngiltere'de ve Avrupa'da İngiliz müttefikleri arasında ve İngiltere açısından ciddi anlamda övünme vesilesi haline getirildi ve büyük bir zafer olarak anlatıldı 1. Kut Savaşı. Tabi durmaksızın devam eden İngiliz ilerleyişi 21 Ekim 15'te Lece ulaştı. 3 gün sonra Townsend'e 14 Kasım'a kadar Bağdat'a girmesi emredildi. Bu konuda o sıkıştırılıyordu. Ama kendisi bir yandan da kaygılıydı. Çünkü sadece bir takviye edilmiş Hint tümeni vardı ve istihbarat ona Türk takviye kuvvetlerinin yolda olduğu haberini veriyordu. Gel gelelim Townsend çevresindekilere güven telkin ediyordu. Aslında şimdiye kadar iyi iş çıkarmıştı ve iyimser olmak için geçerli sebepler vardı. Kasım başlarına kadar Townsend'ın yaklaşık 11 bin piyadeden oluşan kuvveti Bağdat'ın güneyine 32 kilometre uzaklıktaki Selman-ı Pak olarak bilinen mevkiye vardı. Nurettin Paşa burada kalmayı ve direnmeyi tercih etti. Ardından gelen muharebe Mezopotamya'daki ilk İngiliz taarruzunun doruk noktasını belirleyecekti. Charles Townsend son Victoria Britanya ordusundan geliyordu. Dönemin küçük çaplı savaşlarında yetişmişti. Çok hırslıydı. Durdurak bilmeyen ve biraz da abartmayı sevendi. Bir kişiliği olduğunu söyleyebiliriz. 1895 yılında Kiritral Kalesi'nde 50 gün süren kuşatmada başarılı savunma vermişti ve şöhret haline gelmişti. Sudan'da Mehdi'ye karşı savaşmış, kısa bir sürede 2. Boer Savaşı'nda görev almıştı. Paris'te ateşçilik yapmış, İngilizlerden etkilenmişti. Townsend kendi döneminde yaygın olan kanıyı paylaşıyordu. Osmanlı ordusunun kabiliyetini ve muharip ruhunu küçümsüyordu ve onun seferi
bu tür inançları haklı çıkarmıştım. Tovsent'in tümeni muazzaf Hint ordusu tümeniydi. Bu tümen 3 piyade tugayından oluşuyordu ve her bir piyade tugayında bir Britanya ordusu taburu ve 3 Hint taburu bulunuyordu. Tümenin alışılagelmiş modern harekatlarda deneyimi yoktu. Üstelik çok az topu ve birkaç makineli tüfeği vardı. Özellikle subaylar kaybedildiğinde neredeyse onların yerlerine geçecek ikmal personeli yoktu. Tovsent'in komutası altında 30. Tugay, 6. Suvari Tugayı ve nehir gombotlarından oluşan bir filolitası vardı. Kıvrılarak akan nehir Tovsent'i Selman-ı Pak'ta denizden neredeyse 800 kilometre uzaklaştırmıştı. Osmanlı ordusunda Tovsent ile benzer geçmişe sahip komutan Nurettin Paşa'ydı. Sıradan bir özgeçmişi vardı Nurettin Paşa'nın. Makedonya'da çetelere karşı savaşmıştı. Yemen'de isyancılara karşı harekatta yer almıştı. 1914'te bir piyade tümeninin komutasını üstlenmiş. Zeki olması, dört dil bilmesi bir yana, Tovsent gibi o da harbiyeden mezun değildi. Ciddi politik bağlantılar yoktu ama yetenekleriyle yükselen biriydi. Fakat Tovsent'in aksine kariyerini Türk Kurtuluş Savaşı'nda ordu komutanı olarak noktaladı. Tovsent'in ordusu kat ettiği her kilometrede güç kaybederken Nurettin'in ordusu her geçen gün kuvvetleniyordu. Sonbahar boyunca Osmanlı 45. tümeni mevzilere yerleşti. İyi eğitim görmüş, daha önceleri 1. Seferi Kuvvetleri olarak adlandırılan 51. ve 51. tümen 17 Kasım'da 7 yeni piyade taburu ve bir grup Schreider tipi obüsle birlikte geldi. 52. tümenin bir alayı Musul'a vardı. Tümenin geri kalanı da kısa bir süre içinde gelecekti. Kardeş tümeni gibi önceden 52. tümende morali yüksek, savaş ve savaş kabiliyeti gelişmiş tecrübeli savaşçılardan oluşuyordu. Nurettin Paşa şimdi 19 makinalı tüfek, 52 topla donanımlı 20 bin askerlik faal kuvvete sahipti. Ayrıca 40 kişiden oluşan küçük ama yetenekli bir süvarileri de vardı. Üstelik 45, 51 ve 52. tümenler ordunun en iyi savaşçılarıydı. Nurettin Paşa sağ kanadını Dicle Nehri'ne güvenle mola verdiği yere Selman-ı Pak savunma mevzini belirledi. 28 Eylül'de en ince detayına kadar iki savunma hattı oluşturmaya başladı. İlk savunma hattı yaklaşık 10 kilometre uzağında çok derin siperleri olan bir hat, dikenli bir tel örgüyle çevrilmiş 12-15 toprak tabyalı mevzi ve baş siperleri vardı. 38 ve 45. tümenler de bu aşılması zor hatta garnizon kurdular. Hattın 3 kilometre arkasında yine çok güçlü bir şekilde inşa edilmiş 2. Türk savunma hattı uzanıyordu. 51. tümen bu hattın gerisinde ihtiyatla bekliyordu ve siperlerin sol kanadında Nurettin Suvari Birliği'ni yerleştirmişti. Nehrin karşı tarafında 35. tümen de benzer şekilde vaziyet almıştı. Derin kazılan siperler çok sayıda asker olmasına rağmen Nurettin Paşa hala da tedirgindi. Özellikle top mermisinin kısıtlı olmasıyla çok az sayıda silah olması onu endişelendiriyordu. İşte Nurettin Paşa son olarak çarpışma gücünü azamiye çıkarmak için çok detaylı ve merkezi ateş planları tertip etti. Karşısındaki Tovsent'in düzeni de onun mücadelesi de kendi açısından haklıydı belki. Onun kurduğu sistemle Nurettin Paşa'nınki karşılaşacak ve sonucun ne olacağı ortaya çıkacaktı tabii ki. Evet kıymetli dostlar, şimdi yine kısa bir ara verelim inşallah. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yeryüzü bana mescit kılındı, ant verdim toprak şahit tutuldu. Seslerden bir sesle, fırınlanıp bir sesle, sularla polatlanan benim sularla. Geldim durdum önünde işte bir anıt gibi, sıyırarak sırtımdan bir yılan giysisini. Sabır savaş zafer, sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır sabır savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır savaş zafer adım Müslüman. Sabır savaş zafer adım Müslüman. Sabır savaş zafer adım Müslüman. Sabır savaş zafer adım Müslüman.
pazarında, Azerbaycan'da, işte Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da. Bir türkü işliyor nakşını kalbime, bir ucundan dünyanın öbür ucuna. Kan olup dolaşan damarlarımda, Arabistan'da ve Türkistan'da. Sabır savaş zafer, sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır savaş zafer adım Müslüman. 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 Sürüp gelen çağlardan çağlardan çağlara, renk veren tarihe yeşil çağlayan. Savaşçı yüreğinden savaşçı yüreğine, Cezayir'den Senegal'den yüreğim içine, yüreğim içine, boğaz içine, bir kelime diken yeryüzüne. Sabır savaş zafer, sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır savaş zafer adım Müslüman. 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 Dünyanın kalbini dinle geliyor, dinle geliyor adım adım. Dallar meyveye, meyveye dursun. Toprak tohuma, tohuma dursun. İnsan barışa, barışa dursun. Zaman selama, selama dursun. Sabır savaş zafer, sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır 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 savaş 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 zafer zafer zafer. Sabır savaş zafer adım Müslüman. 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 Sabır savaş zafer. Evet kıymetli dostlar, Kutulamara zaferini anlattığımız programımız devam ediyor. Evet, Nurettin Paşa'nın hazırlıklarını yaptığını anlatmıştık bir önceki bölümde. Tabii karşısındaki Tovsent de aynı şekilde hazırlıklarını yapmaya planladı. Ve Nurettin Paşa'nın savunma hattının arka tarafına geçecek olan seyyar bir kolu planladı. Onun savaş düzeni Nurettin Paşa'nınkinin aslında başarı olarak onunki kadar güçlü olmamasına rağmen o daha önceki biraz duruma güveniyordu ve onun hayati noktadaki saldırı gücünün yüksek olması ona bir üstünlük sağlıyordu. Tabi sabah 6.30'da keskin bir soğuğun egemen olduğu 22 Kasım'da 6. Tümeni kolları top ateşi ve denizden ateş kalkanı altında Salman-ı Pak'ta Türk hatlarına ilerlemeye başladı Tovsent. İngilizler şaşkınlık yarattıklarını ve Türklerin hatlarını terk ettiklerini düşündüler. Oysa binlerce Türk askeri saldıran kuvvetlerin üzerine top, makinalı tüfek ve tüfek ateşi açmıştı. Tovsent gittikçe artan kaygıya rağmen bütün sabah karşı ateşi bastırmaya çalıştı. Kayıplar arasında subaylar da vardı. Türklerin yanında dolaşıp arkasına geçme emri verdi. Fakat Tugay Türk süvarileri ve 51. tümenle karşılaştı. Buna rağmen Tovsent askerleri öğlene kadar Türklerin ilk savunma hattı siperlerini kontrol altına aldılar. Ardından da Nurettin Paşa'nın tümenleri çarpışmada parçalandı. Tovsent bizzat hayati noktaya gitti. Kesilmeye yüz tutmuş düşman ateşi altında saatlerce bekleyerek Tugay komutanlarının da aynını yapmalarını istedi. Onlar da öyle yaptı. Savaşın bu noktasında Nurettin Paşa Cavit Bey komutasındaki tümene karşı taarruzda bulunmasını emretti. Ve 35. tümenin büyük bir kısmını da hücumu desteklemesi için nehirden geçirdi.
Çarpışma bütün öğleden sonra devam etti. Karanlık çöktükçe İngiliz ve Hint ilerleyişi durdu. Townsend çarpışma halindeki subayların 1/3 ve 10.000 askerden 4.200'ünü kaybetmişti. Sahra hastaneleri ancak 400 yaralıya müdahale edebiliyorken bu sayının 10 misli askerle ilgilenmek zorunda kaldılar. Nurettin Paşa yaklaşık 6.100 askerini, diğer bir ifadeyle ordusunun %30'unu kaybettiğini düşünüyordu. O akşam hem Türk hem de İngiliz komutanlar büyük bir karamsarlığa kapıldılar. Ertesi gün Townsend'ın ikinci ani suvari akını emri vererek savunma hattını yarıp geçmeye niyetlenmesiyle mücadele tekrar başladı. O sabah iki ordunun da görüş mesafesini oldukça düşüren bir kum fırtınası çıktı. Çarpışma devam etti ve Nurettin Paşa'nın tümenlerin yeniden düzenlenen bakiyelerine karşı bir taarruz görevi verdi. Karanlık çatışmayı engelledi ve her iki taraf yorgun düşerek geri çekildi. Townsend Türk siperlerinin ilk hattını hala elinde tuttuğu halde savunmayı yarıp geçemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle öğle vakti geri çekilme kararı verdi. O sırada Nurettin Paşa da savaşı kaybettiğini düşünerek Diyale Nehri'ne doğru çekilmeye karar verdi. Türklerin şansına suvari birliği İngilizlerin geri çekildiğini fark edince Nurettin Paşa emrini geri aldı. Böylece İngiltere'nin 15'te Bağdat'ı tehdidi sona erdi. Townsend mevcut kaynakları azami seviyeye çıkaran cesur bir planda onu ki. Aslında karşısında daha az yetenekli bir düşman komutanı olsa onun planı işe bile yarayabilirdi. Townsend hasara uğrayan ordusunu nehirden aşağıya Azizi'ye çekti. Bunun üzerine Nurettin Paşa derhal Townsend'ın ordusunu çembere alarak imha etmeyi amaçlayan bir takip harekatı yürüterek aşiret süvari tugayını ve tecrübeli 51. tümeni peşinden gönderdi. Townsend'ın ordusu bundan ucuz kurtularak Ümmül Tubul'daki kampa geri döndü ama orada da neredeyse tekrar çembere alınacaktı. 1 Aralık'ta Nurettin Paşa yine Townsend'ın kanadını çevirdi. Townsend vaktinde tahliye edilemeyecekleri için 500 yaralı askeri Türklere bırakmak zorunda kaldı. Türklerin yakın takibi aldığı ve ağır bir darbe indirdiği Townsend Şadi'ye çekildi. Orada onulmaz bir karar verdi. İyice hırpalanmış ordusunu Kutul-ı Amare'de bir sığınağa çekecekti. Kuvvetin büyük kısmı 3 Aralık'ta oraya vardı. Kutul-ı Amare şehri Dicle Nehri'nin dirseğine kurulmuştu ve 7.000 Arap sakini vardı. Mezopotamya Genel Komutanı İngiliz General Nixon, Townsend'ın kararını onayladı. Fakat Genelkurmay'ın kuşkuları vardı. Townsend'a göre Kutul-ı Amare onun yorgun ordusunun dinlenmesi ve yaralıların tedavisi için korunaklı bir mevki sağlıyordu. Üstelik orada çok sayıda depo vardı. Townsend kasabayı tahkime başladı ve nehir gemilerinden ikmal malzemelerini indirdi. Geri çekilme harekatı genel itibariyle ustalıkla gerçekleştirildi. Townsend'ın bu kararı almasında hiç şüphesiz Crystal Kalesi'ni savunurken edindiği şahsi deneyimleri ve muhtemelen İngilizlerin daha önce Nukrov, Rockers, Drift ve Pekin'deki kuşatmalarda gösterdiği başarılı direnişler etkili olmuştu. Ayrıca İskandinavya ve Gordon'un Hortum'da gösterdiği son direniş hariç İngilizlerin kuşatılan kuvvetlerini çoğu zaman kurtardıkları eşsiz bir savaş geçmişleri vardı. 6 Aralık'ta Townsend tuvarileri ve bölgede yaşayanların bir kısmını nehrin akıntısı yönünde tahliye etti. Kendisine şehirde 11.600 muharip ve 3.350 muharip olmayan asker bıraktı. Çok sayıda cephanenin yanı sıra 60 günlük tam er azığı da vardı. Ayrıca Dicle üzerinde nehir gombotları ve gemilerden oluşan güçlü bir küçük filosu bulunuyordu. Dahası birkaç ilave Hint piyade tümeninin de Basra'ya gelmek üzere olduğunu biliyordu. Dolayısıyla o gün Kutul-ı Amare'de kuşatılma ihtimaline karşı henüz alarma geçmemişti. Nurettin Paşa bu sırada bir karma kuvveti nehrin güneyine süvarilerini de doğuya göndererek kuşatmaya başladı. Bu kuvvetler nehrin 20 kilometre aşağısında birleşeceklerdi. 45. tümeni Townsend'ı sıkıştırmak üzere gönderdi. 6 Aralık gününün sonuna kadar Türkler kuşatmayı tamamlamıştı. Ertesi gün Nurettin Paşa herhangi bir kurtarma kuvvetine karşı savunma hattını tahkime başlamaları için tümenleri gönderdi. Nurettin Paşa ilk kez
ilk defa Jül Sezar'ın Working Torik'te ele geçirmek için kullandığı içe ve dışa bakan klasik siper hatları oluşturdu. Towsant'ın dışarıyla bağlantısını kesmek için kurtarma kuvvetini durdurmanın şart olduğunu biliyordu. Bu eylem bir sonraki harekata kritik biçimde yön verdi. Kutul Amare artık Basra'dan kopmuştu ve Türkler Dicle'de şehrin bulunduğu yerde nehir dirseği boyunca bir dizi siper kazmaya koyuldular. Nurettin Paşa Towsant'ın henüz siper kazmaya vakti olmadığını tahmin etti ve 10 Aralık'ta Eski Kale'ye ve İngilizlerin nehrin güney kıyısında tuttukları küçük bir köprübaşı mevkine acele bir akın düzenledi. Fakat askerleri sıkı takipten yorgun düşmüşlerdi. Sonuçta akınlar başarıya ulaşmadan nihayet buldu. Bununla birlikte Türklerin sadece 50 topu ve çok az cephanesi olduğu için ancak kısa süreli bir bombardıman yapabilmişlerdi. 12 Aralık'ta Alman Mareşal Kolmar von Dorgols Mezopotamya komutanlığını geçmek üzere Kutul Amare'ye vardı. Genelde düşünüldüğü gibi ordu komutanı olarak Nurettin Paşa'nın yerine geçmedi. Sadece harekat alanı komutanlığını üstlendi. Golds Paşa bir süre kuşatmayı gözlemledi fakat o hafta içinde esas ele geçirmek istediği İran'ı işgale hazırlanan kuvvetlerinin kontrol etmek için Bağdat'a gitmek üzere cepheden ayrıldı. 23 Aralık'ta 25 bin Türk askeri Kutul Amara şehrini kuşattı. Nurettin Paşa beklemekten sıkıldı. 24 Aralık'ta şehre bir gece taarruzu daha düzenledi. Daha sonra Noel Arefesi taarruzu olarak bilinecek bu taarruz. Ve taarruz süngülerle göğüs göğüse çarpışmalara sahne oldu. Ve Oxford taburunun kahramanlıkları sayesinde Towsant'ın lehine sonuçlandı. Türkler 2000'in üzerinde kayıpla püskürtüldü. Aralık sonlarında 35 ve 52. tümenlerin yaptığı küçük saldırılar da benzer şekilde bir akıbet bekliyordu. Buna rağmen yeni yıl Mezopotamya'da Türkler için müspet sonuçlar getirdi. Towsant Kutul Amare'de sıkıştırılmıştı. İngilizler Basra'da bir kurtarma gücü topluyorken 52. tümen tam kuvvetle geldi. Bu tümenlerin gelişiyle Nurettin Paşa'nın ordusundaki Arapların egemen olduğu etnik yapı önemli ölçüde değişti. Anadolu Türkleri orduda baskın hale geldi. Böylece daha sonra yapacakları savunma savaşlarında güç dengesi Türklerin lehine değişti. Ayrıca Türklerle ilişkisi 1880'lere dayanan 72 yaşında ama hala dimdik olan Golds Paşa da Türklere yeni bir şevk kattı. Fakat bu parlak duruma rağmen Osmanlı ordusunu sürekli bir değiştirme ve ikmal personeli akışı sağlayamadı. Bu yüzden de 38. tümeni Aralık 15 sonlarında lağvetmek zorunda kaldı. Tabi asıl tahkimi yapanın Nurettin Paşa olduğunu bu anlatımlarda net olarak görebilmekteyiz kıymetli dostlar. Tabi bu aşamadan sonra Halil Paşa'nın da devreye girdiğini görüyoruz. Kutu kurtarmaya hazırlayan gösterişli İngiliz kurtarma kuvvetleri Kor General Sir Aylmer tarafından idare ediliyordu. Bu kuvvet eskiden Hint kolordusu olarak bilinirdi ve yeni düzenlenmiş Dicle kolordusundan meydana geliyordu ve batı cephesinde henüz yeni dönmüş bir yapıydı. Ve bu kolordu Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nda batı cephesinde geçen ilk muharebeleri de bulunmuştu. Tabi bu muharebelerde yararlılık göstermiş fakat genel itibariyle performansı vasat kabul edilen bir orduydu. Towsant'ın Hint tümeni gibi 3 ve 7. tümenler de hem top ve makinalı tüfek sıkıntısı çekiyorlardı hem de modern müşterek sınıflar eğitiminden yeterince geçmemişlerdi. Buna ilaveten ayrı şekilde kurmay, subay ve eğitimlerde zafiyet olan insanlardan oluşuyorlardı. Durumun genel bu şekilde cereyan ettiği bir ortamda artık Kutul Emare'deki sonuca doğru bir odaklanma gerçekleşiyordu. Golds Paşa Nurettin Paşa emrindeki 6. orduyu 21 Aralık'ta Irak grubu olarak yeniden tertipledi ama onun savaş düzenini bozmadı. Nurettin Paşa ordusunu ikiye ayırmıştı. Kutu çemberi alan 18. kolordu İngiliz kurtarma kuvvetini nehrin 30 kilometre aşağısında blok eden 13. kolordu. İşin tuhaf yanı çemberi alınan Towsant ve kurtarma kuvveti arasında hem nehir hem de telgraf trafiği vardı.
Ocak başlarında İngilizler Türk hatlarını yoklama taarruzu yapmaya, Türklerin her iki kanadı çevresinde süvarilerini çoğaltmaya başladılar. Bu taarruzlar geri tepince 8 Ocak 16'da daha güçlü saldırı düzenlediler. Ama o da başarısız oldu. Nurettin Paşa süvarilerini ileri aldı ve siper kazdırmaya devam etti. 12 Ocak'ta Aylmer 52. Tümen'in hatlarını bir gece saldırısıyla geçmeyi denedi. Fakat öncü Tugay'ı tetikte bekleyen Türkler tarafından fark edilince ağır yara aldı. Güçlü İngiliz saldırıları 21 Ocak'tan itibaren 52. Tümen'i vurmaya devam etti. Türklerin sağ taraflarında nehrin, sol taraflarında tuzlu bataklığın olduğu coğrafya işlerini kolaylaştırdı ve İngilizlerin hareketini engelledi. Osmanlı hatları çok iyi tahkim edilmişti ama bu İngilizleri tekrar tekrar pahalıya mal olan cephe taarruzları yapmaktan vazgeçirmedi. Kayıplar o kadar dengesizdi ki Aylmer Nahaylat Vadisi boyunca daha fazla baskın yapmak istemedi ve saldırıları durdurdu. Kutulamare'de olan Townsend, Aymer'in kararı kendisine iletince şaşkına döndü. Başarılarına rağmen politik sebeplerden Nurettin Paşa'nın yerine çok yakında başka biri getirilecekti. İmparatorluğun büyük bir zafer kazanmak üzere olduğu aşikar hale gelince Enver Paşa Nurettin Paşa'nın yerine o sırada 18. Kol Ordu'nun komutanlığını yapan amcası Albay Halil Bey'i getirmeye karar verdi. Bu arada tabi Halil Bey'in çok yetenekli bir asker ve üstün bir savaşçı geçmişi olduğunu da bilmekte fayda var. Teknik açıdan Golz Paşa bütün Mezopotamya ve İran hareket alanının komutasını elinde tutsa bile günlük kararları Türk komutanlara bırakmıştı. Komutada devir teslim 20 Ocak'ta yapıldı. Fakat Halil Bey akıllıca davranarak Nurettin Paşa'nın planlarını değiştirmedi. Firar eden Araplar Kutulamare'de ablukaya alınan İngiliz ve Hint askerlerinin kötüye giden hali hakkında bilgi veriyorlardı. Böylece Halil Bey onları aç bırakarak teslim olmaya zorlama kararı verdi. Bu sırada Halil Bey'in topçu subayları şehri topa tutuyordu. Bu herkesin gerginleşen İngiliz hattı içinde kalmasını sağlıyordu. Ayrıca Halil Bey durmadan sahte saldırılar yapıyor. Bunlara gerçek saldırılar gibi cevap vermek zorunda kalan İngilizler iyice yoruluyordu. Şubat ayında Osmanlı 2. Tümeni takviye kuvveti olarak geldiğinde Townsend'ın adamları istikaklarının yarısını tüketmişti. Kutulamare'de şartlar Mart boyunca iyice kötüleşti. Türkler hemen hemen kesintisiz bir şekilde bombardımana devam ettiler. Belli aralıklarla hava akınları yaptılar. Aylmer 8 Mart'ta Dicle Nehri'nin güney kıyısından bir kurtarma harekatı girişti. Maalesef onun açısından gelen 2. Tümen ve 35. Tümen Kutulamare'nin 10 kilometre doğusuna çok güçlü bir savunma hattı kurdular. Bu hattın arkasına ağır silahlarla güçlendirdiler ve her bir Türk piyade tümeni bölgesini güçlü bir ihtiyatla desteklediler. O ana kadar Kutulamare garnizonu o kadar zayıftı ki Halil Bey hattı kuvvetlendirmek için 51. Tümeni getirdi. İngiliz taarruzları başarısız olunca Türkler 11 Mart'ta çok kuvvetli bir karşı taarruz düzenlediyse de ancak küçük çaplı bir başarı kazanabildiler. Nisan ayı Townsend'ı 4 kez kurtarma denemesine daha sahne oldu. 5 ve 6 Nisan'da İngilizler 51. Tümen'e saldırdılar. Bu tümen mayın tarlaları da olan çok güçlü bir savunma hattı meydana getirmişti ve bu savunma hattı saldırılarını püskürttü. 51. Tümen 3 kilometre geride bir sığınma mevkiine geri çekildi. Bir diğer ana taarruz 9 Nisan'da yapılmıştı. Fakat o da başarısız oldu. Aylmer büyük bir hücum kuvvetini 17-18 Nisan'da Dicle'nin güney kıyısında tutan 18. Kol Ordu'nun üzerine gönderdi. En son saldırıda da 4 gün sonra geldi ama o da başarısız oldu. Taarruzların hiçbirinden kazanç elde edilemedi. Aksine Türklerin karşı taarruzları İngilizleri daha büyük bir zarara uğrattı. Türkler savunma hatlarını çok sıkı tahkimatla çevirdikleri için sadece 9.000 kişi kaybetmişlerdi. Buna karşılık İngilizler 20.000 kayıp verdi. Dolayısıyla kayıplar genelde tek taraflı oldu denebilir. Bu saldırılar Kutulamare merkezine 10-15 kilometre arasındaki bir alanda yapıldığı için patlamalar, gürültü ve duman ablukaya alınan
İngilizler tarafından görülüp duyulmuştu. İngiliz kuvvet kurtarma kuvveti ertesi hafta boyunca Türk savunmasına baskın yapmaya devam etti. Fakat başarı elde edemedi. Böylece Nurettin Paşa'nın temel harekat görüşünün haklılığı ortaya çıkmış oldu. Tolstoy'un devam eden direnişini desteklemek için son çare olarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvveti ve Kraliyet Donanma Havacılık Servisi ikmal malzemelerinin abluka altına alınan şehre havadan bırakılması için bir plan yaptılar. 16 Nisan'da 29 Nisan'a kadar İngiliz pilotlar yemek, ilaç ve hatta balık ağları da içeren 8 ton ikmal maddesini havadan bıraktılar. Bu sınırlı miktar kuşatmanın gidişatını değiştiremedi ama Townsend ve askerlerinin ana ordusunun onlara yardım etmek için mümkün olan her yola başvurabileceğine inanmalarını sağladı. Uçuşlar riskliydi çünkü Türk uçak savarlarının ateşi ve savaş uçakları engel teşkil ediyordu. Bu da bazı uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Bazı pilotların ikmal malzemelerini yanlışlıkla Türk hatlarına bırakması işleri daha da zora soktu. Townsend'ın teslim olan 6. tümeni 1781'de, Yorktown ile 1942'de Singapur'da teslim olan İngiliz Kraliyet Kuvvetleri arasındaki zaman içinde teslim olmuş en büyük kuvvetti. Kaybedilen toplam asker sayısı o sırada Flanders'ta devam eden şiddetli muharebelerde bir günde ölen asker sayısı kadar bile etmese de İngiliz kuvvetleri açısından çok utanç verici bir durumdu. Townsend Türklere 13.309 asker teslim etti. Bunların 2.864'ü İngiliz, 7.191'i Hintli idi ve İngiliz esirlerin %70'inin öldüğünü tahmin etmek zor da değil. Tabi Halil Bey Aylmer 1100 civarındaki hasta ve yaralı İngiliz ve Hint askerinin neredeyse eşit sayıda sağlıksız Türk esirle değiştirdiler. Türkler ayrıca 40 top, 3 uçak, 2 nehir gemisi ve 40 araba ile ele geçirdiklerini ve bunların neredeyse tamamının hasar gördüğünü nakletmişlerdir. İlk Türk yiyecek malzemeleri bir kurtarma botuyla 1 Mayıs 1916'da ulaştı. Townsend ve emir erleri 2 gün boyunca Bağdat'a yollandılar ve Türkler esirlerini ertesi gün tahliye etmeye başladı. Townsend'dan sonra kutulamareden ilk olarak 4 İngiliz general, 160 subay ve emir erlerinin 182 botla ayrıldı. Fakat Townsend'ın İngiliz ve Hintli askerleri sıra halinde genellikle yeterince su, yiyecek ve tıbbi malzeme olmadan kuzeye doğru yürüdüler. Sonuç olarak çoğu asker bu ölüm yürüyüşü olarak adlandırılan yolculukta hayatını kaybetti. Sadece bir yıl içinde İngilizlerin Mezopotamya'da 40 bin zayiat verdi. Albay Halil Bey bir gecede kahraman oldu ve paşa unvanı aldı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti döneminde Kut soyadını seçecekti. Townsend'ın hayatta kalan askerleri Anadolu'daki esir kamplarında ağır şartlara katlanırken Townsend Marmara Denizi'ndeki bir adada çok rahat bir esaret hayatı sürdü. Şaşkına dönen İngiliz hükümeti neler olduğunu bilmek istedi. Çanakkale cephesinde ağır bir hüsrana uğrayan hükümet bir parlamento komisyonu topladı. Komisyon ifadesinde Hint ordusunun kurumsal zayıflığı ile birlikte idari, lojistik, tıbbi problemler üzerinde durdu. Komisyon raporu 1917'de hazırlandı. Townsend'ın küçük düşürücü yenilgisini büyük ölçüde İngiliz ordusu bünyesindeki faktörlere bağladı. Aslında bu yenilginin sebebi Nurettin Paşa'nın Yılmaz takibi ve Osmanlı ordusunun müdafaa vasıfları ile birlikte Townsend'ı avlukaya alarak mağlup eden siper hatlarıydı. Townsend'ın Kutulemare'de teslim olmasıyla birlikte Mezopotamya'daki sefer çıkmaza saplandı. Çarpışma her iki tarafı da yorgun düşürdü. Artık Townsend olmadığında Kutulemare'yi kurtarmak için İngilizlerin acele etmesine gerek kalmamıştı. Halil Bey kuvvetlerini Dicle'nin aşağı kısmında yeniden mevzilendirdi. Nehrin her iki kıyısına dikkatli bir şekilde tahkim etti ve sonunda Fırat'ı da tahkim etmek için fazladan yeterli miktarda kuvvet buldu.
Sonrasında 1916 aralığına kadar Mezopotamya'da pek hareket olmadı. Ta ki General Sir Stanley Maude yenilenmiş ve büyük ölçüde güçlendirilmiş İngiliz Kraliyet kuvvetleriyle nehrin yukarısına doğru ilerlemeye başlayana dek ve böylece de Türkiye'nin yani Türk milletinin o gün kazandığı müthiş bir zaferle karşılaşıyoruz. Tabii bu esnada olan bazı olaylar da var. Burada o kuşatmayı yarma açısından denenen bazı olaylar var. İşte bunlardan birisi de o günkü şartlarda belki içeriye yardım götürebilir miyiz düşüncesiyle Julnar isimli geminin Dicle üzerinden yardım götürme faaliyeti ki bu da önemli bir faaliyetti ama bu faaliyetin de çok başarılı olmadığını ve bu şekilde yine Türklerin eline geçerek bir nevi orada savaşan Türk askerlerine ganimet gıdalarını sağlayan bir ifade olduğunu ve hepsini mutlu eden bir sonla sonuçlandığını da söyleyebiliriz. Yani kısaca kıymetli dostlar o günkü geminin nasıl Osmanlı eline geçtiği de üzerinde durulan konulardan biri. Kutulemarayı kurtarma girişiminin bu destansı öyküsünün final bölümünde tabi Dicle Nehri İngiliz filolarına ait Julnar gemisi ortaya çıktı. Eğer Townsend'ın garnizonu tekrar ikmal edilirse belki Kut'un kurtarılabileceğini veya kasaba kurtarılana kadar dayanılabileceği düşünüldü. General Sir Percy Lacken'ın ifadesiyle zayıf da olsa bir şans vardı. O da Julnar'dı. Julnar nehirdeki en hızlı gemiydi ve düşman ablukasını yarmak için İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından birkaç gündür hazırlanıyordu. 24 Nisan 1916 akşam saat 8'de Kraliyet Deniz Kuvvetlerinden bir gönüllü mürettebatla birlikte 270 ton ikmal malzemesi taşıyan Julnar Kut'a ulaşmak üzere Felahiye'den ayrıldı. Kağıt üstünde deniz kuvvetlerinin komutasında olan gemiye aslında gönüllü bir sivil olan Jowley kaptanlık yapıyordu. Bu Kovley Dicle nehrinde yıllarca kılavuz kaptanlık yapmış ve Kraliyet Deniz Kuvvetleri gönüllü ihtiyatına denizci binbaşı olarak atanmıştı. İngilizler düşmanın dikkatini hareket eden gemiden başka yöne çeker umuduyla toplar ve makineli tüfeklerle baraj ateşi açtılar. Fakat teyakkuzdaki Türkler Julnar'ı hemen fark edip nehirde yukarı doğru ilerlerken bombaladılar. Nehrin her iki kıyısında düşman hatlarını geçen Julnar gittikçe daha fazla ateş üzerine çekti ve sonunda Türklerin nehirde enine çektikleri kalın halatlara takıldı. Gece yarısında Türk hatlarının oldukça gerisinde karaya oturarak orada düşman piyadelerinin şiddetli hücumuna uğradı. Townsend o gece Kutulemara'da nehrin aşağısından çok yoğun bir ateş sesi duyduğunu ve sesin gece yarısı aniden kesildiğini bildirdi. Plana komuta eden Teğmen Firman öldürüldü ve Junlar'a karşı koymaya çalışan askerler esir alındı. Türkler yaralanmış talihsiz Kovlu'nun yerel bir nehir kılavuz kaptan olduğunu fark ettiler. O sırada hala sivil kıyafetli olan Kovlu'yu sonunda Türkler tarafından mı öldürüldü yoksa Türklerle çatışmaya girildi mi onunla ilgili de tarih kaynaklarında net bir bilgi yok ve bu geminin Junlar'ın ele geçirilmesi de Türk ordusunda o günkü Kut'u kuşatan Türk ordusunda çok ciddi bir sevince yol açtı ve orada elde edilen ganimetler de bu şekilde Türk askerlerine dağıtıldı. Askerler bir nevi bayram yaptılar. Evet kıymetli dostlar şimdi kısa bir ara verelim. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Yılman önünden yaradan askerim, orduma gazi beni peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim yurduma, yurduma düşman ayak basmasın. Amin desine birden yitiler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber, gökten
şehitler. Amin amin Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minaremden kalbin sesin. Gel bana yar ol ki cihan fitnesin. Kimse dönüp süngüme, süngüme yan bakmasın. Amin desine birden yiğitler. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber. Allah heri git, silsileriz kahraman. Müslümanız hakka taban Müslüman. Kutları Allah tanıyanlar ama teslimin boynuna, boynuna can asmasın. Amin desine birden yiğitler. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gökten şehitler. 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 Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet kıymetli dostlar, Kutul Amara zaferini anlattığımız programımız devam ediyor. Evet, İngiliz ordularının burnunu sürttüren gerçek anlamıyla Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'ndan sonra en güçlü şekilde kesin %100 bir zafer kazanan Osmanlı ordusunun belki de tarihinde kazandığı son zafer de diyebileceğimiz müthiş bir zafer armağan eden Halil Kut Paşa'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Gerçekten de olayı bir Osmanlı ordusuna, bir Müslümana yakışır şekilde yönetmiş ve nihayetinde İngilizleri yerin dibine geçirecek bir zaferle taşlandırmıştı ve zaferin ardından da Halil Kut Paşa'nın 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle dediğini görüyoruz. Arslanlar, bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 381 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakın ki cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkilata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi de burada görüyoruz diyerek ordusunu kutluyor ve ordusunun bu zaferi en son noktaya kadar hak ettiğini söylüyor. Evet kıymetli dostlar, işte böyle müthiş ve büyük bir zaferin bugüne kadar hatırlanmayışına mı yanmak gerek, yoksa o zaferin asıl büyük zafere dönüşmeyişine mi hayıflanmak gerek, bunu düşünmek gerekir. Bağdat'ı o gün teslim etmeyen Nurettin Paşa ve ardından Halil Kut Paşaların zaferi bir yıl sonra Bağdat'ın düşmesi şeklinde cereyan ettiğinde insanın vicdanında, insanın kalbinde
bu kötü duygular oluşmaya devam ediyor. Aynı durumu biz Çanakkale'de de görmemiş miydik? Yani Çanakkale zaferini kazanmıştık ama birkaç yıl içinde İstanbul'a İngilizlerin girdiğini, düşman askerinin, düşman çarıklarının kutsal topraklarımızı, Müslüman topraklarını çiğnediklerini de görmüştük biz. Ve o anlamda Çanakkale geçilmemişti ama belli bir zaman sonra zihniyetlerini bizim milletlerimize bırakarak geçildi. Belki o gün Kutule Mağara'da İngilizler yenmişti ama bir yıl sonra o yenilgi onlar açısından bir zaferle sonuçlandı ki bence asıl zafer o da değildi. Asıl zafer onlar açısından bugün İslam coğrafyasının düşürüldüğü felakettir, düşürüldüğü durumdur. Bugün Kutu zaferini kazanan bir İslam ülkesi, İslam dünyası var belki ama bugün Irak'ını kaybetmiş, Afganistan'ını vermiş, Suriye'sini kan yığını haline, kan deryasına döndürmüş, Mısır'ını kaybetmiş, Arabistan'ı Amerika'nın eline esir olarak vermiş, Anadolu'sunda bir avuç Müslüman'ın mücadele ettiği ama genel yığınların Allah'ın kendilerine gönderdiği vahiyden habersiz yaşamış topraklarında yaşayan binler, milyonlar bulunuyor ve biz zafer kazandık diye seviniyoruz. İşte acı olan taraf bu. Zaferin topluma yansıması, İslam'ın öngördüğü sistemde bu değildir kıymetli dostlar. Onun için Rabbimiz ayet-i kerimelerini indirirken zafer diye değerlendirdiği şeyler savaşlar değildir. Hudeybiye anlaşmasının bir zafer olduğunu, Kur'an-ı Kerim bir fetih olduğunu bildirirken bizi uyarmakta adeta. İslam'ın insanların hayatlarına aktarılması sürecinin zafer olarak değerlendirildiği bir kitabımız var. Ama biz zaferin savaşlarla kazanıldığına inandırılmış bir millet haline getirildik. Ve kazandığımız zaferlerin ardından kaybettiğimiz gerçek mağlubiyetler yaşadık. Acının dibini gördük. Bütün mücadelemizi İslam için veren atalarımızın 10 yıllar geçmeden mücadele ettikleri bütün sistemlerin yerler altında gezdiği, ayaklar altında gezdiği dönemler yaşadık. İslam için kanını, canını Çanakkale'de, işte Irak'ta, Kut bölgesinde, Anadolu topraklarında veren milyonlarca insanımız, milyonlarca ceddimiz 10 yıllar sonrasında dininin, kitabının, örtüsünün yerler altına, ayaklar altına alındığı bir dönem yaşadı. Atalarının sarıkları dolayısıyla asıldığı dönemler gördü. Şapka takmıyor diye kellelere uçan alimler gördü. Ve ülke maalesef asıl yenilgiyi düşmanının her dediğini yaptığı anda tattı ve düşmanı gibi olduğu anda tattı. İşte bizim ibret almamız, tarihten ders almamız gereken asıl noktalar da bu. Bu insanlar, bu savaşı, zaferi kazanan insanların akıbetinin ne olduğuna da bakmak gerekiyor. Tabii ki burada Halil Kutpaşa'nın çok yakınında olan ve hala sağ olan insanlarla yapılan röportajlar bu anlamda önemli. Necdet Özgelen, Halil Kutpaşa'nın yakını Necdet Özgelen'e soruyorlar Halil Paşa ile ilgili. O da durumun nasıl gerçekleştiğini bize şu şekilde anlatıyor. Diyor ki şimdi bak evlat, Enver Paşa, Mustafa Kemal ve Halil Paşa, üçü de askeri okula gider. Paşa babam Halil Paşa'ya Paşa babam diyor. Mezun olduktan sonra Makedonya'nın en belalı yerine tayin olmak istemiş. Ben paşa babamın saç sakal birbirine karışmış dağlarda dolaşırken bir resmini görmüştüm. Bu arada Enver Paşa daha atak tabii Makedonya'da. Şanı şöhreti İstanbul'u zapt etmiş. Mustafa Kemal de Selanik'te 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelede hep Enver Paşa ve Mustafa Kemal çekişmesi var. Mustafa Kemal çok hırslı. Enver Paşa ondan daha hırslı. Bu arada mutedil olan Halil Paşa. Halil Paşa Mustafa Kemal Paşa olmak, Mustafa Kemal baş olmak isterdi. Enver de bir ipte iki cambaz oynamaz derdi. Akraba olduklarından dolayı Enver Paşa ile beraberdi. İkisi de Mustafa Kemal arasında devamlı bir mücadele vardı.
Şimdi İttihat ve Terakki'nin genç subaylar devri. Merkezi umumi toplanmış, Mustafa Kemal'in öldürülmesine karar verilmiş. Çünkü Mustafa Kemal cemiyet aleyhine sesi çok çıkıyor. Bu toplantıda Halil Paşa da var. Ve demiş ki siz yanlış yapıyorsunuz. Mustafa Kemal'i ben tanırım, iyi biridir. Gidip bir vaziyete bakalım. Nihayet karar çıkmış. Halil Bey Selanik'e vaziyeti tetkike gönderilmiş. İcab ederse öldürecek. Paşa babam Selanik'e gider. Beraber bir hafta geçirirler, yerler içerler. Bir hafta sonra Halil Paşa İstanbul'a gelir ve Mustafa Kemal'in memleket için faydalı olacağını, öldürülmesinin uygun olmayacağını belirtir. Hatıratında şöyle söylüyor. Halil Paşa da Çankaya toplantılarının birinde Atatürk, "Paşa paşa, sen beni vurmaya geldin, korktun, vuramadın." demiş. Bu Kılıç Ali'nin hatıratında geçen ifadeyi bu şekilde görünce paşanın yakını olan Necdet Özgelen olayı şöyle anlatıyor. "Paşa paşa, sen beni vurmaya geldin, korktun, vuramadın." demiş güya. Bunun üzerine Halil Paşa da "Affet, biz kusur yaptık, sen büyüksün paşam." diye mukabele etmiş. Ben bu satırları okuyunca gazeteyi kaptığım gibi Arnavutköy'e gittim. Paşa babama işin aslına aslarını sordum. Evet, Atatürk bu meseleyi açmış Çankaya'da. O da "Ben seni vurmaya gelmedim ama isteseydim vururdum." demiş. Ben de sordum aynı şeyi, "Hiç korkmadın mı?" diye. O da dedi ki "Korkmaz olur muyum? Çok korktum ama cebimde küçük bir tabanca duruyordu. En ufak şüphede Mustafa Kemal'i vuracaktım." dedi. Bu olaydan sonra da Mustafa Kemal ile Halil Paşa bir daha bir araya gelmemiş. Mütarekeden sonra Halil Paşa'ya herhangi bir görev verilmediğinden de bahsederek diyor ki "Ne gezer? Görev verilmeyi bırakın, hapsediliyor Bekir Ağa bölüğünde. Sebebi de Ermeni teşciri. Fakat onun bu işlerle hiç alakası yok. Neyse ki davaya bakan savcı Halil Paşa'nın okuttuğu bir gençmiş. Ona demiş ki "Paşam kaç, yoksa biz seni idam edeceğiz." Yahya Kaptan'ın çetesi vasıtasıyla buradan kaçırılmış Halil Paşa Üsküdar açıklarında Tosyalı Alıçavuş ve Küçük Talat ile buluşmuş. Tabii şehir merkezine uğramadan tepelerden giderek güç bela İzmit'e ulaşmış. Hedefleri Eskişehir'miş. Oraya bir kadının yardımıyla oradan da Sivas'a geçmişler. Vatan tehlikede, düşmanlık değil birlik zamanı diye düşünmüş o dönemde Halil Paşa'm. İşte prensip adamı olduğu için Sivas'a gelir ama Mustafa Kemal onu atlatmayı kararlı. Nasıl atlatsın der ki "Bizim buradaki vaziyetimiz şüpheli. Sen doğuyu iyi bilirsin, oraya git." Paşa'nın buna tepkisi nasıl oluyor? Anlatıldığının farkında tabii. Atlatıldığının da aldatıldığının da farkında. Kafkasya üzerinden Rusya'ya gidiyorlar. Bir arada pek çok ölüm tehlikesi yaşarlar. Moskova'ya gelirler. Kızır liderler paşa babama bir otelde yer verir. Bütün kızır liderlerle ahbaplık kurar. Milli mücadelede Rus yardımı diye meşhur bir hadise var ya, işte onu temin eder. 1944'te komünistlerin ileri sürdüğü gibi Rus yardımı falan değil o aslında. Rus çarlığı bitmiş, Kızıllar hakim olmuş. Orta Asya karma karışık. Azerbaycan'da Mehmet Emin Rasulzade, Neriman Nerimanov var. Kazan'da Sultan Galiyev var. Bunlar aralarında para toplayıp Moskova'ya bu parayı verelim, onlar da Ankara'ya versinler demiş. Bu bize verilen para bunun bir kısmı şeklinde ifade edilerek Halil Paşa'ya teslim edilmiş. O da Halil Paşa'nın getirdiği, bugün tarihimizde komünistlerin Türklere yardım ettiği şeklinde anlatılan ama tamamıyla Müslümanlara ait, Orta Asya'daki Müslüman Türklere ait paranın bu şekilde gelmesi ve bu şekilde ulaştırılması. Tabi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet döneminde Halil Kutpaşa'nın Moskova'dan dönmesi ve ailesiyle buluşması da çok fazla mümkün olmuyor. Ne zamana kadar? Ta 1900'lü yıllardan Cumhuriyet döneminin son dönemlerine kadar bu şekilde devam ediyor. Çünkü o parayı getirdiğinde Mustafa Kemal ve Ankara ekibi Halil Paşa'nın getirdiği para, silah, ne varsa alın, paşayı sınır dışı edin şeklinde emir geliyor ama tabii bu nefret belli bir noktaya kadar sürüyor, ta ki Enver Paşa'nın ölümüne kadar.
Paşa babama bu duruma kızıp kızmadığını sormuştum diyor Paşa Necdet Bey. Diyor ki ne kızacağım, ben vazifemi yaptım. Ayrılık gayrılık yok, vatanı kurtarırım fikrindeydim. Tabi o sırada Halil Paşa tekrar Moskova'ya dönüyor. Bu arada akciğer tüberkülozuna yakalanmış. Doktorlar ılıman yer tavsiye etmişler. O da çaresiz Trabzon'a geliyor. Tabi hemen arkasından da yine Ankara'dan emir. Halil Paşa'yı sınır dışı edin. Eşi Safiye Hanım 3 çocuğuyla eşini görmeye gelmiş İstanbul'dan Trabzon'a. Bir sürü hasret gidermişler. Sonra Safiye Hanım çocukları alıp İstanbul'a dönmüş. Halil Paşa'dan Moskova'ya. Bu arada Yunan ordusu Sakarya'ya dayanmış. Batum'da da Enver Paşa var tabii. Kuşçubaşı Hacı Sami ona demiş ki gidelim Ankara'ya, Mustafa Kemal'i saf dışı bırakalım. Enver Paşa'yı Türkiye'ye girmemesi için ikna eden de Halil Paşa'dır diyor Necdet yakını, Halil Paşa'nın yakını. Ve onun nasıl ikna ettiğiyle ilgili de elinde çok fazla bilgi olmamasına rağmen kendisine aktarılanın bu şekilde olduğunu söylüyor. Enver Paşa vefat ettikten sonra Halil ve Enver ikilisi Ankara ve Atatürk için daima tehlikeliydi diyor yine onu yakından tanıyan Necdet Bey. Enver Paşa öldü ya, artık Halil Paşa bir mana ifade etmiyor onun gözünde. Paşa babam dönüyor, Ankara'ya gelmiş, tecrübeli bir asker olarak vazife istemiş. Siz de bir müddet istirahat edin, biz düşünelim demişler ama hala düşünüyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı tarafından Mustafa Kemal dahil en büyük komutanının Halil Paşa olduğunu da o şekilde ifade ederek ama bugün bunun anılmadığını ve kendisinin hayatını Moskova'da bir sürgün hayatı şeklinde yaşadığını, ona yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisinin de kazanmış olduğu zaferin artık gündem haline getirilmesi, ders kitaplarında anlatılması, yaygın olarak toplumun gündemine getirilmesi şeklinde ona yapılabilecek bir hizmetin böyle olacağını söylüyor Necdet Bey. Bu şekilde de geçmişin en azından bir iade itibara kavuşturulacağını belirtiyor. Tabii bütün bunlardan sonra bizim biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Tarihimizi, geçmişimizi nasıl algılayacağız? Bizim tarihte vatanına, milletine, dinine, din-i mübini İslam'a hizmet eden insanlarına yapılanların artık son bulması ve bunların bir şekilde artık iadelerinin, itibarlarının iade edilmesi gerekiyor. Müslümana ve bugün devleti yönetenlere düşen gerçeğin de bu olduğundan hareket etmeliyiz ki geçmişimizin hakkını teslim edelim ve onları bulundukları konumlara, içinde bulundukları ortama değil, hak ettikleri pozisyona getirebilelim. Yoksa görevimizi yapmamış, onlara karşı saygısızlık yapmış oluruz. Yaptıkları mücadelelerini tanımamış oluruz. Bize düşen ise mücadeleyi tanımamak değil, hakkı, hakikati gerektiği şekilde teslim etmektir. Bunu yaparsak işte o zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz. Zaferleri zafer yapan zaferden sonraki açılımlardır. O zaferin, o savaşın neden yapıldığının açıklanmasıdır. Bunu yaptığımızda işte biz o zaman hakikati, gerçeği ispatlamış ve ifade etmiş oluruz. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın daha bu şekilde sonuna da gelmiş olduk. Kutul Amare zaferini kazanan büyük insanların baskılar sonucu Moskovalarda öldüğü dönemleri gördük. Moskovalardan Türkiye'ye artık Enver Paşa'nın öldükten sonra girebildiği dönemleri yaşadık ve Türkiye'de sanki o kahramanlıkları yapmamış gibi acı içinde yaşadıkları devirler geçti. Ama bugün en azından bir umudumuz, bir ışık görüldüğünü görüyoruz. Bu tip zaferlerimizin gerçek hakkıyla dile getirildi, gündem yapıldı ve bu zaferlerin amaçlarının ne olduğu üzerinde de yoğunlaşıldığında asıl hedefe ulaşacağımızı söyleyebiliriz. O açıdan hepimiz tarihimizi olduğu gibi biz anlamalı, anlamaya çalışmalı. Bize anlatıldığı gibi değil,
gerçekte olduğu gibi kavrama konusunda gayret, çaba içinde olmalıyız. Bize dayatılan hiçbir şeyi sorgusuz sualsiz kabul etmeyelim ve hakikati arama konusunda gayret içinde olalım. Evet, bu günkü programımız da burada sona erdi. Programımızı kapatalım inşallah. Hepiniz gelecek hafta geçmişin aynasında, tarihin başka bir döneminde yaşanmış bir olayın günümüze yansımalarıyla buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.